Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Efendim, merhabalar. Yine güzel bir gecede, bir cuma gecesinde çok özel bir gündemle huzurlarınızdayız. Misafiriniz olmaktan mutluluk duymaktayız. Bu akşam Cuma'nın Bereketi programında Kurtuluş Savaşı'nı bizlere en güzel şekilde anlatan, o mücadeleyi o mısralara büyük bir iman, tam bir tevekkül ve teslimiyetle nakşetmiş olan Mehmet Akif Ersoy'u ve milli şiirimiz, milli marşımız, efendim İstiklal Marşımızı gündeme taşıyacağız. Bunun, bu güzelliklerin üzerinden de inşallah vatan sevgisi konusunu bulunduğunuz mekanlara taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Öncelikle bizleri böylesine güzel bir gündemle daha sizlerle buluşturan Rabbimize hamd ediyoruz. Bu gündemin gönüllerde en güzel şekilde nasıl yaşanacağını bizlere nakış nakış tarif eden Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, huzuru, sükuneti ve tüm güzelliklerinin üzerinize olması temennisiyle bu akşamki programımızı da başlatıyoruz efendim. Bu akşam çok değerli iki konuğumuzla yine bulunduğunuz mekanlara misafir oluyoruz. Konuklarımı ben hızlıca sizlerle buluşturmak, takdim etmek isterim. Konuklarımızdan ilki sohbet konuğumuz olarak misafir ettiğimiz kıymetli hocamız, Kocaeli Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanlarımızdan olan Sayın Sefer Güzeldal hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben de sizlere TV41 adına şahsınıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu akşam bu güzel fırsatı bizlere verdiğiniz için hem Rabbimiz sizden razı olsun hem de programımız bereketli olsun inşallah. Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür öncelikle müftülüğümüzde pek çok güzel işe önderlik eden, evet, vesile olan bir hocamız olarak yoğun programınıza rağmen aramızda olduğunuz için bizler de şükranlarımızı sunuyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu akşam tilavet konuğumuz da yine hem alanında uzman hem de o uzmanlığının yanı sıra kıraat alanında da İzmit'te sevilen, sayılan, bildiğimiz o güzel sesli hocalarımızdan birisi efendim. İzmit Müftülüğü vaizlerimizden Sayın Muhammed Dursun Yiğit hocamızı bu akşam misafir ediyoruz. Kıymetli hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. TV41 ailesine, her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Size de ayrıyetten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Değerli hocam, sizleri sohbet konuğumuz olarak da inşallah programımızda misafir etmek istiyoruz. İnşallah. Hem görev alanınızla ilgili hem de tecrübe paylaşımlarınızla ilgili bir program konuğumuzda da sohbet konuğumuz olarak misafir etmek istiyoruz. Ancak İnşallah. Bu akşam aynı okulda okumuş, aynı sınıfı paylaşmış iki güzel arkadaş olarak Sayın Sefer Hocam'la birlikte tilavet konuğumuz olarak davetimize icabet etmenizden de mutluluk duyuyoruz. Ben de mutluluk duyuyorum. İnşallah tilavetlerinizi Rabbimiz hem rahmete vesile eylesin hem de gönüllerimiz için tesirle eylesin. İnşallah, inşallah. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimiz, hiç vakit kaybetmeden efendim sözlerin en güzeliyle bu akşamki Cuma'nın Bereketi programımızı da başlatıyoruz. Şimdi söz Kur'an'ın efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم
أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم وما جبار
وأنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم الفاتحة. Rabbimiz kabul buyursun. Sayın Muhammed Dursun Yiğit Hocam, namı diğer Fakih Hocam, Allah razı olsun. Gönüllerinize sağlık. Rabbimiz amin. Tüm ölmüşlerimize rahmete vesile eylesin. Amin. Her birerlerimizin gönülleri içinde tesirle eylesin. Amin. Amin cümlemizin inşallah. Değerli hocam, yoğun bir gündemin içerisindeyiz. Evet. İçerisinde bulunduğumuz şu günler, İstiklal Marşı'nı tekrar tekrar hatırladığımız, yazıldığı dönemi hatırladığımız, bu vesileyle onu kaleme alan, onun bugünlere ulaşmasının vesilesi olan yazarı Mehmet Akif Ersoy'u hatırladığımız, Kurtuluş Savaşı'nı hatırladığımız müstesna günler. Zaten Mart ayı denilince akla ilk gelen İstiklal Marşımızdır, bu Kurtuluş Mücadelesidir, Çanakkale Zaferidir, şehitlerimiz, gazilerimiz, ecdadımızdır. Bugünkü programımızda da sizleri İnşallah bu hususta dinlemek isteriz. İstiklal Marşı deyince sizler ne hissediyorsunuz hocam? Aklımıza ilk ne gelmeli? Nereden başlamalıyız? Buyurunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi Cenab-ı Hak insana bu dünyada 4 tane büyük nimet verir. Diğer bütün nimetlerin tamamı bu 4 nimetin içerisinde kabul edilir. Bunlardan bir tanesi iman nimetidir. Ki hakikaten dünyayı hem emniyet içerisinde, güven içerisinde yaşamak hem de bu dünyadaki nimetlerin ahirette devamını sağlayan en önemli unsur iman nimetidir. İkincisi mal nimeti ki bu dünyada yaşamamız için elzem olan nimetlerden bir tanesidir. Üçüncüsü sağlık nimeti ki olmazsa olmaz. Verilen bütün nimetleri güzel bir şekilde, hakikaten zevkli bir şekilde yaşamanın en önemli amillerinden bir tanesi de sağlıktır. Dördüncüsü de vatanda güvenlik nimetidir. Yani vatanınızda güven içerisinde yaşamıyorsanız sizin imanınız da tehlikeye düşer, malınız da tehlikeye düşer, canınız da tehlikeye düşer. Sağlığınız, sıhhatiniz de tehlikeye düşer ki bunu biz etrafımızda zaten görüyoruz bugün. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Neml suresinde bu Sebe kraliçesi ya da Yemen'deki kurulan bir kraliçe var. Belkıs olarak adlandırılır. Süleyman Aleyhisselam ona bir birlik gönderdiği zaman eğer Allah'a iman etmezseniz ordularımı alıp geliyorum dediği zaman Belkıs kraliçe etrafındaki bütün askerlerini, uzmanlarını toplayıp ne yapalım diye istişare ediyor. En son da işte çeşitli görüşler ortaya çıktıktan sonra en son kadıncağızın bu kraliçenin söylediğini Kur'an ölümsüzleştiriyor. Diyor ki: "Kâlet innel mulûke izâ dehalû qaryeten efsedûhâ ve ce'alû a'izzete ehlihâ ezille." Yani bir ülkeye bir yeri işgal ettiği zaman, girdiği zaman oradaki bütün izzet sahibi insanları zelil duruma düşer. Yani her şeylerini kaybederler elinden ki biz bunu bugün Suriye'de gördük, Irak'ta gördük. Bugün Ukrayna'da bizzat bu hadiseleri yaşıyoruz. Yani dün orada itibar sahibi insanların oradan göç ettiği zaman başka topluluklar içerisinde neler çektiğini görüyoruz.
Yani vatanda güvenlik içerisinde yaşama nimeti hakikaten belki imandan sonra nimetlerin en önemlisi olduğunu ben düşünüyorum. Mehmet Akif'e baktığımız zaman merhum, o Osmanlı döneminin yıkılış döneminde yaşamış, görmüş ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti dönemini de görmüş. Yani iki döneme de şahitlik yapmış bir insan. Ve dertli bir insan olduğu için Osmanlı yıkılmasın, dağılmasın diye gece gündüz o kadar uğraşmış. Sonunda bir şekilde takdiri ilahi, belki beceriksizlik, belki o günkü şartlar gereği yenilenememe vesaire sayabiliriz. Ama Osmanlı yıkıldıktan sonra yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti yaşasın, yerleşsin diye hakikaten çok yoğun mücadele vermiş bir insandır. Şimdi iki tarafa da şahitlik yapan bir insan biraz da dertli olduğu zaman hakikaten ortaya koyduğu şeyler de çok farklı oluyor. Şöyle özellikle tarihe baktığımız zaman mesela hiçbir insan dedesini tanır, dedesinin babasını tanır ama dedesinin dedesini tanıyan yoktur şimdi. Belki ismini istisnalı dahi bilmiyoruz. Evet. Çok istisnalı. Yani dedesinin dedesinin ismini bilen, tanıyan çok azdır. Yani biz 100 sene önce yaşayan atalarımızı bilmiyoruz. Ya isim olarak belki biliyoruz. Çok azdır, o da işte bakıyorsun vesaire. Ya bu şudur. Yani 100 sene sonra normal şartlarda biz de konuşulmayacağız. Biz de konuşulmayacağız. Ama öyle insanlar var ki belki tarih durdukça konuşulacak insanlar var. Bu insanları konuşturan, iyi veya kötü iki tarafta da konuşturan, hatırlatan şey nedir? Esas bu işin üzerinde durmak lazım. Bunlardan bir tanesi de Mehmet Akif ki ben Türkiye Cumhuriyeti durduğu sürece Mehmet Akif'in bu toplumda hayırla anılacağına inanıyoruz. Ki kendisi hasta olduğu zaman ziyaret etmişler. İşte bu İstiklal Marşı'nın değişmesini ister misin? Yani daha iyi olsun ya da başka bir şeye dönün. Böyle hasta yatağından yerinden fırlayıp en son Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diye böyle yerinden feveranla fırladığına şahidiz biz. Şimdi bu duygu ve düşünceleri taşıyan bir insanın ve bir çöküşü görmüş, yeni bir görüşe şahitlik yapan bir insanın yazdığı eser çok önemli. Neden? İstiklal Marşı aslında Türkiye'deki bütün toplumun bir mutabakat metni gibi. Mutabakat metni. 4 tane temel esası var baktığımız zaman İstiklal Marşı'na. Bunlardan bir tanesi hakikaten milleti ön plana çıkartıyor. Devleti ön plana çıkartıyor. Dini ön plana çıkartıyor ve vatanı ön plana. 4 tane temel esas var. Ben dünyada birçok böyle İstiklal Marşı'na baktım manalarına nasıldır. Yani hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal tabirini ben hiçbir ülkede rastlamadım. Belki vardır veya yoktur ama hakikaten bu kadar dinine sahip olmadan, o iman şuuru olmadan da birliğin olmayacağını, Osmanlı'nın bu birliği sağlayamadığı için yıkıldığına bizzat şahit olduğu için Mehmet Akif'in bu şiirleri yazmasındaki duyguyu az çok anlıyoruz. Ve daha da önemlisi, İstiklal Marşı'nın başındaki korkma kelimesi aslında işin özeti. Değil mi? Herhalde o konuya da gireceksiniz hocam. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, Mekke'den Medine'ye hicret ederken Sevr Mağarası'nda Ebu Bekir yol arkadaşıyla birlikte oldu. Evet, o anda evet. Düşmanlar kapıya kadar gelmiş, onları takip edenler. Evet. Şöyle eğilseler baksalar mağaranın içinde onları görecekler, küçücük bir mağara ağzı ama içerisi görünecek. Peygamber Efendimiz'e endişesini bildirince, değil mi? Peygamber Efendimiz de la tahzen innallahi meana buyurdu. Korkma. O korkmayı buraya taşıdı, değil mi? Evet. Mehmet Akif Ersoy. Yani bütün Mekke'nin arkasında olduğu bir insan yakalayıp öldürme kararı alınmış Mekke devleti tarafından. Ve iki kişi ellerinde silah yok, hiçbir şey yok. Bir mağaraya sığınmışlar. Oradan fırsat bulunca Medine'ye göç edecekler. Şimdi tabii ki o, yani hepimiz insanız, nefis taşıyoruz, can taşıyoruz. Can vermek kolay bir şey değil. Yani öyle bir ortamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sakinliği, Hazreti Ebubekir'in korkması üzerine ki ayeti kerime peygamberimizin oradaki sözünü alıp bütün insanlığa da aynı zamanda, yani böyle duruma düştüğünüz zaman siz de peygamberin tavrı gibi bir tavır takının diye bize de öğretmiş oluyor. La tahzen innallaha ma'ana. Ey Ebu Bekir, ikincisinin üçüncüsü Allah olan bir yolculuktan mı korkuyorsun? Yani Anadolu'nun her tarafı işgal edilmiş ki Mehmet Akif hayatına bakıyorsun, yeni cumhuriyet kurulduktan sonra köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir, cami cami gezip
Yani o günkü bu işgalcilere karşı direnmek öyle yani burada oturup konuşmaya benzemez. Hatta giderken yanına oğlu, küçük oğlu Emin'i de almış görüyor. Diyor ki yani ben Anadolu'yu ayağa kaldırmak için yeniden bir araya getirip yeniden bir güç haline gelmesi için mücadele ederken eğer ben şehit olursam oğlum da benim yanımda olsun ve o da şehit olsun diye. Yani bu her babanın verebileceği bir karar değil. Yani öyle bir ortamdan geliyoruz. Bir ikincisi de tabii İstiklal Marşı yazılacak. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Şimdi o girmiyor tabii yarışmaya. Ödül olduğu için girmiyor. Yoksa şiir yazamayacağın değil. Sonra gelen hani şiirler bakılıyor vesaire bir marş bulunamayınca geliyorlar Mehmet Akif'e yani bunu ancak sen yazarsın diye kendilerine teklif ediyor. Bu marşı yazdıktan sonra yani Taceddin dergahında en son o heyecan ve ruhla böyle ayağa kalkıp okuyor, ilk duvara yazıyor vesaire. Sonra bir daha yaz deyince o hali yaşamak lazım diyor. Şiir yazdıktan sonra o günkü kendilerine verilen işte 500 lira. Yani ben baktım aşağı yukarı yani 5 bugünkü maaş, ortalama 6 maaş. Hakikaten çok ihtiyacı olmasına rağmen yani millet için yazılmış bir şeyden ücret alınmaz mantığı ve bu ücreti reddetmesi hakikaten bugünkü nesle, insanımıza da büyük bir ders olmuş olması gerekiyor. Yani bazen böyle görüyoruz basit şeylerden dolayı insanların kargaşaya düştükleri, böyle panik havasına kapıldıkları, korkuya kapıldıkları, efendim işte pahalanacak alıp eve getirelim, hemen stok yapalım ya da bir esnafımızın stok yapalım düşüncesi hakikaten bir Müslümanın ahlakını hele bu topraklarda, bu mümbit topraklarda yani ben aşağı yukarı dünyanın dörtte üçünü gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani bu ülkede yokken yani ekseniz istediğinizi bitirme imkanı varken yani insanların açlık korkusu yani bir şeyi ele geçirme korkusu ya da pahalanınca satarım korkusu hakikaten bizim binlerce yıldır ne inancımıza ne de geleneğimize sığan bir şeydir. Bunu da şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani Fatih Sultan Mehmet çağ açıp çağ kapatan bir padişah İstanbul'u fethetmeden önce yani kendi esnafımı bir gezeyim diyor. Ben hani biraz da güncel olsun evet. diye meseleyi anlatıyorum. Böyle tebdilli kıyafet tanınmayacak bir şekilde sabah erkenden bir esnafa giriyor bir şey alıyor. İşte şunu da ver diyor. Diyor ki yani ben siftah yaptım diyor bunu da öbür kardeşimizden al. Esnaf arkadaşımızdan al diyor. Yani çok hoşuna gidiyor. Gidiyor ona ondan alıyor. O diyor ki tamam ben aldım yapacağım. Siftahımı yaptım. İşte şimdi bunu şu arkadaştan al. Şu esnaf arkadaşımızdan al diyor. Şimdi siftah da fetihten gelir. Açmaktan. Oradan dönünce Fatih diyor ki yani ben siftah yaptım. Yani açılışımı yaptım. Diğer kardeşimden al. Esnaf arkadaşımdan al diyen bir toplumla biz fetih yaparız diyor. Fetih yaparız. Şimdi yaşanan hadiselere bakıyoruz, biz de korkuyoruz. Yani ümitsizliğe kapılıyoruz bazen. Yani acaba yarın daha çok sıkıntı, Cenab-ı Hak bizi bazen varlık içerisinde, bazen darlık içerisinde imtihan edecek. Bu dünya hayatı böyle. Acaba sıkıntıya düştüğümüz zaman yine böyle Müslüman bir toplumda, yani binlerce yıldır bu geleneği olan bir toplumda biz bunları kaybediyor muyuz diye endişeye kapılıyorum. Ama güzel örneklere bakınca da hakikaten insan ümitleniyor. Yani. İnşallah. Değerli hocam. Tabii son günlerde şahit olunca bu durumlara yani bir söylentiyle bile insanların akın akın market raflarını boşaltmasına şahit olunca bu üzüntümüz bizi böyle bir konuşmaya yönlendiriyor ister istemez. Zira bugün dünyada aslında bu pahalılığın bir sebebi malum yeni bir savaş ortamının oluşması ve o savaş ortamı sebebiyle insanların da hızla evsiz, barksız, efendim işsiz, açsız kaldığına şahit oluyoruz. Yani koca bir ülkenin tahliye edildiği günlere şahit oluyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz şu günlerde. Bu üzüntümüzle birlikte bir de söylentilerle ülkemizdeki de düzenin böyle nasıl söylesem tabiri caizse sarsılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani bir söylentiyle bütün market raflarına böyle hücum edilmesi aslında bizim de dik durmamız gereken bir zamanda olduğumuz yani bilincini oluşturmalı bizde. Hemen bir söylentiye kapılıp da böyle hareket edersek tam da buyurduğunuz gibi yarın daha zor şartlarda kaldığımızda birini birine tercih eden değil
İlla ben diyen kişiler olursak bu vatan için daha zor günler gelecektir. Rabbimiz muhafaza buyursun. Abi. İyi örneklere sarılacağız inşallah. Kıymetli hocam, programımıza bir kısa ara vereceğiz. Aradan sonra vatan sevgisini kaldığımız yerden konuşmaya devam etmek isteriz. Kıymetli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yeniden huzurlarınızda olacağız efendim. Bizden ayrılmayınız. Değerli izleyicilerimiz, bir kez daha merhabalar efendim. Programımızın ilk bölümünü geride bıraktık. İkinci bölümüyle kısa bir reklam arasından sonra yeniden birlikteyiz. Bu akşam aramıza yeni katılmış olan izleyicilerimiz için paylaşmak isterim. İki değerli konuğumuzla bulunduğunuz mekanlara misafir oluyoruz. Kocaeli Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Sayın Sefer Güzeldal hocamız sohbet konuğumuz ve İzmit Müftülüğü vaizlerimizden Sayın Muhammed Dursun Yiğit hocamız da inşallah tilavet konuğumuz olarak aramızda misafir. Ki hazır Dursun hocamızı aramızda misafir ederken onun okuyacağı bir ilahiyle de bu bölümü başlatmak isteriz. Eğer kabul ederlerse kıymetli hocam. Evet. İnşallah. Buyurunuz kıymetli hocam. Affet bizi, affet bizi. Ne olur ya Rab, affet bizi. Sındık kapına geldik, eli boş çevirme bizi. Mevlam senin sevdiklerin hürmetine affet bizi. Mevlam senin sevdiklerin hürmetine affet bizi. Kur'an'ında övdüklerin hürmetine affet bizi. Kur'an'ında övdüklerin hürmetine affet bizi. Affet bizi, affet bizi. Ne olur ya Rab, affet bizi. Sındık kapına geldik, eli boş çevirme bizi. Adem-i Safiyullah'ın, İbrahim Halilullah'ın, Adem-i İbrahim Halilullah'ın, al Resulü Peygamberin hürmetine affet bizi. Ol Resulü Kibriyanın
hürmetine affet bizi. Affet bizi, affet bizi. Ne olur ya Rab, affet bizi. Sığındık kapına geldik, eli boş çevirme bizi. Değerli hocam, sesinize gönlünüze sağlık. İlahide güftede yer alan her bir duaya gönülden amin diyoruz. Hususen içerisinde bulunduğumuz şu günler af günleri, malumlarınız. Evet. Berat Kandili'ni içerisinde misafir eden Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, mübarek Şaban-ı Şerif'in ilk haftasını geride bıraktık bile. İkinci haftasına başlıyoruz. Rabbimiz affımıza vesile eylesin. Amin. Sesinize, cümlemize, gönlünüze sağlık. Amin. Değerli hocam, ilk bölümümüzde İstiklal Marşı ile programımızı başlattık. İstiklal Marşı üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Anlamaya, anlamlandırmaya çalıştık gönül dünyamızda kısaca özetle ve merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle yad ettik. Buradan hareketle vatan sevgisinin temelinde ne olmalı değerli hocam? Evet, teşekkür ederim. Şimdi vatan sevgisi hem insan fıtratında olan bir şeydir hem de sonradan da kazanılan bir durumdur. Mesela hepimiz bir köyde ya da bir yerde doğduk, büyüdük, işte bu yaşa kadar geldik. Ama insanın doğup büyüdüğü, arkadaşlık yaptığı, güzel, kötü duygularının olduğu, akrabalarının olduğu, arkadaşlarının olduğu gibi böyle birçok hatıraları canlandırdığı, yaşadığı bir yeri insan dünyanın neresine giderse gitsin özlüyor. Mesela ben şu anda işte yaşadığım çocukluk dönemdeki köy aklıma geldiği zaman bir an önce oraya gidip oralarla hasret gidermeyi arzu ediyorum. Bu insanın fıtratında olan bir şeydir. Yani doğduğunuz yerden beslenmek, oranın havasını teneffüs etmek, orada yaşamak bu fıtrattan gelen bir şeydir. Bir de sonradan kazanılan ki yani bir yeri vatan yapan sadece toprak parçası olması değildir. O yerdeki maddi kazanımların paylaşılması yanında manevi duyguları dediğimiz esasında insanları bir arada tutan bu bağın da güçlü olmasıdır. Yani vatan neden kutsaldır? İnsanın canının, malının, namusunun, izzetinin, iffetinin korunduğu bir yer olması orayı kutsal yapar. Şimdi bu bağla bir yere bağlandığı zaman bir insanın elbette ki ister orada doğmuş olsun, isterse sonradan gelip orayı vatan edinmiş olsun, o insan için orası kutsaldır. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den çıkarken şöyle Kabe'ye doğru bakmış, demiş ki, ey Mekke, sen benim için yeryüzündeki en değerli, en güzel yersin. Eğer beni kavmim buradan çıkartmamış olsaydı ben buradan asla çıkacak değildim, diyor. Hatta Medine'ye hicret ettikleri zaman Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Diyor ki, baktım bir gün babam inliyor böyle. Hem hasta olmuş, aynı hastalıktan Bilal-i Habeşi'de de var. Baktım ki bugünkü tabirle kullanılıyor, gurbet hastalığı var. Bugün de var bu gurbet hastalığı. Bir gün babamı dinlerken, ah Mekke'nin dağları şuralar bir bakabilseydim. Yani o hasret de zamanla demek ki insanı hasta ediyor. Bu fıtrattan gelen bir şeydir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine iki göz vardır ki bunlara cehennem ateşi değmez. Bir tanesi hakikaten Allah için akıtılan bir gözyaşı. Öbürü de vatanı beklerken gece uyumayan bir göz. Özellikle ben sınır boylarında, sınır ötesinde operasyonlarda olan askerimize, emniyet güçlerimize, istihbaratımıza Cenab-ı Hak hayır ve selametle ailelerine dönmeyi nasip eylesin. Aha. Cenab-ı Hak bu kardeşlerimizin ailelerinin boyunlarını bükmesin inşallah. Hakikaten çok zor bir şey. Neden? Yani sınırda gece uyumadan beklemek, yani 80 milyon insanın sizin canınızın, malınızın, namusunu orada bekliyorsunuz. Otomatik olarak 80 milyon insanın duasını alıyorsunuz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani bir gece nöbet tutmak Allah için, bir gece nöbet tutmak gündüzleri oruçlu, geceleri ibadetle geçirmekten daha hayırlıdır. Hatta onun daha önce yaptığı bütün hayırlar aynı şekilde devam eder
eğer vefat eder ya da şehit edilirse kabire geldiği zaman sorgu suale de tabi tutulmaz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Vatanda insanların canı, malı emniyette olduğu için hakikaten vatan bu manada kutsaldır. Ama özellikle günümüzde belki Müslümanlar olarak, insanlar olarak eksik taraflarımızdan bir tanesi de yani sınır kavramının bugün neredeyse değişmiş olması. Yani biz Suriye sınırına bir sınır çektik. Orada hem asker koyuyoruz, hem oralarda beton bariyerler yapıyoruz, teller çekiyoruz, kameralar koyuyoruz, gözetleme kuleleri koyuyoruz vesaire. Neden? Oradan içeriye terörist sızmasın, kaçak mal sızıp içeride canımıza malımıza kastetmesin diye. Ki olması gereken bir şey. Ama bakıyorsun şimdi adam yukarıdan kanalla geliyor, çanak üzerinden geliyor, bizim evimize giriyor. Benim odamdaki çocuğumu eline alıyor, onu kendi zihniyetine, anlayışına göre değiştiriyor. Ama biz bunu bir güvenlik problemi olarak görmüyoruz. Bugünkü belki de en çok üzerinde durmamız gereken şey, yani üç tane sınır var. Bir, kalbimizin üzerindeki sınır. İçeriye haram girmeyecek. Burası bir sınırdır. İki, ailemizin içerisinde. Gece perdeleri kapatıyoruz. Neden? İçeriye kimse bakmasın. Mahremiyetimiz var. Yani oradan içeri kimse girmesin. Yani kapıyı kilitliyoruz. Neden? Hırsız gelip bizim canımıza malımıza zarar vermesin diye. Bu da bir sınırdır ki iyi korumamız gerekiyor. Üçüncüsü de hakikaten ülkenin sınırları ki oranın da iyi korunmuş olması gerekiyor. Evet, ülke sınırlarımızı koruyoruz. Ama içeride ailemizi ve kendi kalbimizi hakikaten düşmanın bugün istilalarından, yani dün Bilal Habeşi'ye yukarıdan kırbaç inerken bugün internet dalgalarıyla benim çocuğumu çok rahatlıkla istediği gibi yönlendiriyorsa, o zaman ben anne baba olarak hakikaten bu konuda daha hassas davranmam gerekiyor ki bu vatanı muhafaza etmek için. Bir sözle bitireyim. Amerika'nın ilk kurucu başkanı George Washington diyor ki, hakikaten adam kendine göre bir ideal diyor. Amerika şu insanların omuzlarında yükselmeyecek diyor. Adam görevi ne? İşte herkes bir yerde bir görev yapıyor. Siz buradasınız, biz müftülükteyiz. Öbürü falanca yerde memur, öbürü falanca yerde işçi. Herkes gitmiş 8 saat, 10 saat. Hakikaten işin de hakkını vermiş. Yorulmuş, kan ter içerisinde kalmış. Evine yorgun argın gelmiş. Gelip de yatıp sabaha kadar uyuyan insanların üzerinde Amerika yükselmez diyor. Ya kimin üzerinde yükselecek? Evet, işinde görevini hakkıyla yerine getirecek. Eve geldiği zaman da sabaha kadar ben bu işi daha ileri nasıl götürürüm diyen insanların omuzlarında bu toplum yükselir diyor. Ki yaşadığımız coğrafya, hakikaten bugünkü Türkiye coğrafyası, Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın kesiştiği bir nokta, yüzyıllardır hatta binlerce yıldır herkesin gözünün olduğu bir noktada biz burada yaşayan insanlar, vatandaşlar olarak böyle gafleti, ayrılığı, efendim zıtlığı kaldıracak bir topraklarda yaşamıyoruz. Eğer bu ülkede hakikaten güven, emniyet ve huzur içerisinde yaşamak istiyorsak. Evet. Değerli hocam, birbirinden önemli hususlara temas ettiniz. Temas etmektesiniz. Rabbim razı olsun. Evet. İnşallah her birimiz için tesirli eylesin. Tam da buyurduğunuz gibi çok hassas bir coğrafyadayız. Geçmişten günümüze kurtuluş mücadelesi hiç bitmemiş. Hani belki bugün şu içerisinde bulunduğumuz haftalarda Kurtuluş Savaşı'nı anarken şu tarihte başladı, bu tarihte bitti diyerek tarih veriyoruz ama geçmişten günümüze o kurtuluş mücadelesi hiç bitmemiş. Hep bir teyakkuz halinde olmamız gerekiyor değil mi? Yani hep milletçe birlik beraberliğimizi muhafaza ederek dışarıdan tam da buyurduğunuz gibi hem vatan sınırları dediğimiz sınırlardan gelecek tehlike hem de o sınırları çoktan aşmış olup da içeriden birbirimize bizi düşürmek, aramızdaki birliği, beraberliği bozmak suretiyle gelecek fitnelere, düşüncelere karşı, tefrikalara karşı da feraset sahibi olarak bir mücadele içerisinde olmamız gerekiyor. Değerli hocam, bu vatan sevgisinin, hani belki programımızın şu ana kadar konuştuklarımızın hepsi bu kapsamda değerlendirilebilir ama temelinde neler vardır değerli hocam? Yani bunu maddeleştirecek olsak, vatan sevgisi denilince nereden başlayıp nereye kadar kapsar? Neler söyleyebiliriz? Şimdi Kanuni Sultan Süleyman tabii artık nasıl düşünmüş, ne düşünmüşse
aynı zamanda kendisinin yakın arkadaşı, süt kardeşi olan o günkü Şeyhülislam Yahya Efendi'ye bir mektup yazmış. Demiş ki bu ülke nasıl batar? O da almış mektubu arka, altına ya da boş bulduğu bir yere neme lazım demiş. Mektubu geri göndermiş. Mektubu alınca koskoca padişah çok ağrına gitmiş, çok zoruna gitmiş. Yani benim neyime lazım der gibi hiç böyle yani alakasız böyle cevap yazınca bir gün onunla karşılaşmış. Ya ben sana çok ciddi bir mesele sordum. Sen bana neme lazım deyip böyle mektubu alelade bana gönderdi. Çok kırıldım sana demiş. Gümüş padişahım olur mu ben cevabı verdim demiş ya. Nasıl cevabı verdin? Ya neme lazım dedim ya. Nasıl yani? Bir ülkede yaşayan insan benim neyime lazım demeye başladığı an o ülke batmaya başlamış demektir. Yani bir yerde bir problem gördüğümüz zaman, bir sıkıntı gördüğümüz zaman bana ne diye onu ertelediğimiz zaman her ertelenen problem aslında daha büyük bir problemi arkasından getiriyor. Ki bu toplumu artık bu geminin yavaş yavaş su almaya başladığını gösterir. Aslında binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan biz insanlar köksüz, medeniyetsiz bir toplum değiliz. Biz hakikaten binlerce yıldır, yani sadece bu topraklarda değil, bu topraklardan önce yaşadığımız yerlerde de, Orta Asya'da da, biz hakikaten çok büyük medeniyetler ve topluluklar kurmuş bir toplumuz. Ne zaman ne yaptık da yıkıldık, ne zaman bir araya geldik? Şöyle baktığımız zaman, içeride bizim için vatandaşlığın temel kanunları hangi ırktan, hangi renkten, hangi dinden olması, efendim kimin soyundan gelmesi bu manada bizim için önemli değildir. Bu toplum daha 100 yıl öncesine kadar da yani 72 farklı milleti bir arada tutan ve barış içerisinde yaşama tecrübesine sahip bir toplumuz. Bu bizim daha 100 sene önceki ecdadımızda yaşadığımız bir hadise bu. Ya bu nedir? Ama ortak noktamız eğer bu ülkeyi salimen sonuna kadar götürme gayreti olur. Dışarıda bu ülkede gözü olanlara karşı işbirliği yaparsak ki ara ara görüyoruz. Yani adam bu ülkede yıllardır uğraşılan ve üretilen bir silahın projesini 10 bin liraya rahatlıkla dışarıya satan bir insanın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Peki bu insana bu anlayışı veren nedir? Bir, bu ülkenin tarihini sevmiyor. Bu ülkenin insanların dinini, inancını, kültürüne hiçbir bağ kopmamış, başkası tarafından ucuz bir şekilde satın alınan bir insanın bu ülkeye verebileceği hakikaten bu manada hiçbir şey yoktur. Evet, aslında o kişi hiç bu milletin bir ferdi olmamış değil mi hocam? Ama bu toplumun yani, içerisinde yaşamış. Bu toplumun içinde yaşamış ama toplum değerlerine yabancı, o vatan aşkından fakir, evet. Yani o nasip olmamış ne yazık ki. Evet. Maalesef. Yani hani Japonya'da anlatırlar iki bomba yedi Japonya, Hiroşima ve Nagasaki'ye bomba atıldı. Şu anda ilkokula başlayan talebelere moral motive etmek. Çünkü geçmişini unutan, hani derler ya geçmişine top atanın geleceğine gülle atarlar. Yani geçmişte yaşadıklarıyla bu dersi almayanların geleceğe hazırlanması hakikaten bu manada mümkün değil. Yeni ilkokula başlayan bir çocuğu alıyorlar. Önce bu bomba atılmış, ot bile bitmeyen bu Hiroşima ve Nagasaki'ye götürüyorlar. Diyorlar ki bak eğer okumazsan, bu ülkenin aleyhine çalışırsan, hakikaten bu ülkenin gelişmesi için çalışmazsan yarın sana da bir bomba atarlar böyle hiç ismin bile okunmadan kaybolur gidersin. Bu muazzam bir ders bu. Oradan alıp getiriyorlar Tokyo gibi böyle çok muazzam gelişmiş şehirlere. Bak sen de okursan, bu ülke için çalışırsan, gelişmesi için gayret edersen böyle bu hayatı rahat ve müreffeh bir şekilde yaşarsın. Hem de bu hayatı bu şekilde tamamlamış olursun. Bu ülkeye de bir katkın olur ve ismin de anılmış olur diye hakikaten böyle bir ders veriyorlar ki yani bizim tarihimiz aslında baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı'ndan tutun, Çanakkale Savaşı'ndan tutun, Balkan Harplerine tutun, Doğu'da Erzurum'daki savaştan tutun, Ruslarla yapılan savaşlara tutun. Belki Hiroşima ve Nagasaki gibi yüzlerce bizim hayatımızda örnek var. Biz bunlar da çok yakın örnekler. Biz şimdi çok yakın örneklere bakıp ibret almazsak hakikaten aynı problemleri, aynı sıkıntıları, aynı işgale tekrar uğrama ihtimalimiz var ki Cenab-ı Hak bu milleti muhafaza eylesin. Evet. Sanki bir Japon bilim adamıyla mı yaşanmıştı hocam bu? Zamanın yöneticilerinden birisi üzerinden bahsedilir. Ama bizim Nagasaki'miz, Hiroşima'mız yok ki nereye götürelim evet, dediklerinde evet, der ki siz de çocuklarınızı Çanakkale'ye götürün. Evet. Yani Çanakkale'de
ibretlik bir manzara var orada. Şehitlerimizin her birinin kabrinin başında dua ederken pek orayı ziyaretten maksadımız onlara rahmet okumak, onları ziyaret etmiş olmak değil, ibret almaktır değil mi? Çanakkale zaferini andığımız şu günlerde, İstiklal Marşı'nda hatta gündeme taşımaya çalıştığımız şu günlerde tek maksadımız efendim rahmete vesile olsun, hani okuyalım rahmet olsun gibi değil. Dahası ibret almak. Yani Mehmet Akif'in, merhumun biraz evvel zikrettiniz. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. O ortam bir daha oluşmasın adeta. Yani onun için olmalı bütün mücadele. Yani, Rabbimizin rızasını umarım. Yani şu ümitle bitireyim. Yaşadığım hadiselerden, yaşadığımız bu ülkedeki. Bu Afrin'e Türkiye operasyon yaptığı zaman biz de Reyhanlı'daki askeri üssümüze gitmiştik. Hem askerlerimize moral, motivasyon verelim diye ama sanki onlar bize moral motive etti. Yani üç gün cephede olup, cepheden gelip, diğerlerle devriye artık diğerlerinin cepheye gideceği bir zamanda, yani gece saat 11 gibi artık öbürleri geldi, buradaki merkezdeki askerlerimiz cepheye gidecekler. Ya bakıyorum biz onlara moral verecektik. Yani o, sanki düğüne gidiyorlar, öyle seviniyorlar. Ya bir an önce gidelim de cepheye kaldık burada diyor. Bir tanesini en son gidecekken şöyle baktım, genç bir tanesi askerimizdi, baktım şöyle baktım. Böyle gözlerimden böyle doldum, geldi yanımda, hayırdır dedi. Yok bir şey dedi. Ya biz dedi cepheye gidiyoruz, bu anı bekliyoruz dedi, kaç senedir dedi. Ya ben onu teskin edecektim, o beni teskin etti. Hakikaten bu ülkenin askeri, hatta orada operasyona gidecek özel harekat polisleri vesaire seçecek. İşte en son kurayla seçildi. Ben birçok asker kendim biliyorum. Torpil arıyor. Yani oraya cepheye gitmek için torpil arıyor. Yani bu insanımıza, bu askerimize bu duyguyu veren önce Allah'a imandır, teslimiyettir. Çünkü Allah yolunda şehit olduğu zaman kaybetmiyor. Rabbini kazanıyor. Geride de milyonlarca insana örnek bir hayat bırakıyor. Ve geride de insanları rahat yaşayabileceği bir vatan bırakıyor. Ve ahirette de sonsuz bir hayat onu bekliyor. Yani bu ülkenin temeli bunun üzerine kuruldu. Yaşadığımız topraklar itibariyle de dediğim gibi şimdi bütün düşmanlarının gözü olduğu bu topraklara hakim olan ve birlik içerisinde olan bütün toplumların buradan bütün dünyaya model ve örnek olduğunu biz biliyoruz. Düşmanlarımız da bunu biliyor. Onun için bugün bizi birbirimize düşürerek bizi birbirimizden ayırıp kolay yönetmenin yolunu arıyorlar. Biz hem inancımızla hem kültürümüzle hem tarihimizle barışarak ve geleceğimize daha iyi hazırlanabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Değerli hocam, içerisinde bulunduğumuz şu günlerde bir kadın öğretmen, ki Dünya Kadınlar Günü diye bir gün de geçtiğimiz günlerde kutlandı bu vesileyle. Hani biz biliyoruz ki bizim böyle özel zamanlara inananlar olarak hiç ihtiyacımız yok. Bizim için her gün kadınlar günüdür. Her gün anneler günüdür. Çünkü dinimiz zaten bunu emreder. Ama o hanımefendinin, Ukraynalı bir öğretmen hanımefendi, savaşın yüzü oldu, temsili oldu. Yüzünde gözünde yaralar ve işte pansuman yapılmış yeni işte yara bantlarıyla ekran karşısına geçip bir konuşma yapmıştı. Ben de çok etkilendim o konuşmadan. Şey demişti, daha düne kadar biz savaşı efendim sadece şiirlerde, kitaplarda okuyorduk. Bir gün başımıza geleceği hiç aklımıza gelmemişti dedi sözlerinde. Aslında çok manidar bir sözdü bu. Zira bugün orada o savaşın yaşanmasına sebep olanlar, orada onları en çok yalnız bırakanlar. Evet. Ve onlar yine aynı kişiler. Hani şu ekranlarda belki defaatle dile getirdik bunları ama yine onları bugün yalnız bırakanlar, o savaşa adeta itenler, dünyanın dört bir yanında zaten yıllardır bu zulmü yapanlar. Yani yine çok güzel bir söz vardı. Aziz Sancar'a, hocamıza atfen paylaşılıyor. İnsanlık öldü diyorlar diyor Ukrayna'da. Hakikaten hiçbir ülkede savaş olsun istemeyiz. Ama o şöyle söylemiş. Yani eğer onun değil de başkasının bir sözü ise de buradan biz isimsiz paylaşmış olalım. Ukrayna'da insanlık öldü diyorlar. Doğru ama eksik diyor.
insanlık aslında çok önce acı çekmeye başladı. Suriye'de ayrı bir acı çekti, Mısır'da ayrı bir acı çekti, Irak'ta ayrı bir acı çekti, Bosna'da ayrı bir acı çekti, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da geldi, şimdi yenice Ukrayna'ya geldi. Ukrayna'da da şu anda bu şekilde. Yani bizler sahip olduğumuz nimetlerin herhalde sahibiyken çok farkında değiliz, elimizdeyken. Ama bir an elimizden çıkması an meselesi. Belki de o öğretmenin söylediğini yarın Allah muhafaza, Rabbim muhafaza buyursun, bizler söyleyenlerden olabiliriz. Eğer şimdiden birbirimize sımsıkı kenetlenmezsek, ülkemiz, devletimiz için canla başla çalışmaya başlamazsak, değil mi hocam? Şimdi işin başına dönersek, vatanda güvenlik içerisinde yaşama nimeti verilen bütün nimetlerin üzerindedir. Evet. Çünkü sizin çok paranız olsa bir şey ifade etmiyor. Can güvenliğiniz yok, mal güvenliğiniz yok, sağlık güvenliğiniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Vatanda güvenlik nimet. Mesela 50 yıldan fazladır Filistin'de sabah evden çocuklar, anne baba neyse çıkacağı zaman evden vedalaşarak çıkıyorlar. Çünkü akşam eve dönüp dönemeyecekleri belli değil. Yani akşam şehadet haberi gelebilir. Yani ben çocuğumu sabah evden gönderirken, ya bu çocuğun yukarıdan bir bomba patlar mı, kolu bacağı kopar mı, eve acaba tabutu gelir mi diye bir endişe taşımıyorum. Bu büyük bir nimet. Bu büyük bir nimet. Bir ikincisi, geçen bir Arap televizyonunda seyretmiştim. Bir tane doktor diyor ki, bir bina bombalanmıştı. Biz hastaneden diyor hemen ambulansla gittik binaya. Ölenler baktık ölmüştü. Bir tane yaralı çocuk vardı diyor. 12-13 yaşında çocuk. Biraz da böyle ellerini sıkmış, korkmuş çocuk, böyle kan akıyor yukarıdan aşağı. Çocuğu hemen kaptık diyor, sedyeye yatırdık. İşte bir elini açtı, öbür elini açmadı diyor. Biz herhalde hani bomba patladı, çok da gürültülü olduğu için biraz stres, sıkıntı yaptı diye böyle elini açayım rahatlasın dedim, doktor anlatıyor. Şöyle elini açayım, daha çok sıktı diyor çocuk. Herhalde korktu dedim, yani zamanla rahatlar, kendisi açar. Hastaneye getirdik çocuğu diyor, ambulanstan yatırdık yatağa. Elini açayım dedim şöyle. Çocuk gözünü açtı. Daha çok sıktı elini diyor. Neyse yatırdık. Serumu verdik. Çocuk rahatladı. Pansuman yaptık. Tedavi ettik. Sonra çocuk uyudu diyor. Şöyle elini açayım bakayım ne var. Elini açtım diyor. Şöyle elinde şu kadar küçücük bir ekmek parçası. Nereden ele geçirmişse, nasıl ele geçirmişse, aslında bütün gayreti çocuğun eline geçen o ekmek parçasını kaybetmemek. Küçücük bir ekmek parçası. Şimdi ben daha bu sabah kendim gördüm. Yani yoldan giderken 6-7 tane ekmek böyle yesyeni, küflüde değil, küflüde olsa yine atamayız da, yolun kenarına bırakmışlar, içim cız ediyor. Yani Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini, kıymetini bilirsek Cenab-ı Hak artırır. Başta güvenlik nimeti, mal nimeti, iman nimeti, sağlık nimeti vesaire. Bütün nimetlerin kadrini, kıymetini bilirsek Cenab-ı Hak bunu artıracağını vaat ediyor. Ha yok, kadrinin kıymetini bilmezsek alır başkasına verir. Bu çok zor bir şey değil Cenab-ı Hak için. Alır başkasına verir. Yani bu topraklarda belki 1000 yıl önce 1500 başkaları vardı. Ya da başka ülkelerde yüzlerce, değişiyor bu toplum. Neden? Verdiğinin kıymetini bilene Cenab-ı Hak daha fazlasını nasip ediyor. Yani daha rahat yaşayabilirsin. İnsanlar da sana bakarak, ya biz de böyle yapalım diye, hem insanlara model olursunuz, daha değerli olursunuz, önder olursunuz, örnek olursunuz. Dünya hayatını güzel bir şekilde yaşar. Ahirette de rahat edersiniz, cennete ulaşırsınız. Ama siz elinizdeki nimetlerin kadrini, kıymetini bilmezseniz, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de değişmez bir sünnetullah, Allah'ın kurallarını le in şekertum le ezidenne. Yani verdiğim nimetin kıymetini bilirseniz artırırım diyor. Eğer ve le in kefertum inne azabil, eğer nankörlük yaparsanız, yani Cenab-ı Hak için çok zor bir şey değil. Alır değiştirir. İyiken kötü duruma. Yani sonuç olarak ben şunu söylemek istiyorum. Biz rızık verici değiliz. Rızık yiyeceğiz biz de. Biz de rızık yiyeceğiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim için ayırdığı taksimat neyse o rızkı yiyoruz. Yani ülkemize bir sürü efendim mülteci insanlar geldi, iltica ettiler, sığındılar. Biz onlar için kucağımızı açtık. Cenab-ı Hak bize o kadar nimet verdi ki hayal edemediklerimize. Sonra bizim sanki böyle düşüncemiz değişmeye başladı. Yani ben niye vereyim bunlara? İşte bunlar da çok, ne işleri var burada? Gitsinler o yana. Burada, bu ülkede işte hep biz mi bakacağız bunlara? Sanki yani biz rızık yiyici değil de rızık verici pozisyonuna kendimizi soktuk. Bizmişiz gibi. Cenab-ı Hak da hayatımızı daraltıyor.
Bak, Cenab-ı Hak hayatımızı daraltıyor. Onun için Cenab-ı Hak verdiği bütün nimetlerin kadrini, kıymetini bilen, karşılığında da Rabbimizin rızasını arayan müminlerden olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin inşallah. Amin değerli hocam. Bu vesileyle Çanakkale zaferinde, kurtuluş mücadelesinde ve dahi ülkemiz için, vatanımız, milletimiz için, her ne zaman olursa olsun dinimiz, devletimiz için mücadele etmiş olan bütün ecdadımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk, çocuk, her birerlerini rahmetle ve minnetle yad etmiş olduk. Rabbimiz rahmetiyle muamele eylesin cümlesine. Aramızda olduğunuz için şükranlarımızı sunuyoruz. Allah-u Teala hoşnut ve razı olsun. Amin. Biz de TV41 ailesine teşekkür ediyoruz. Bu güzel fırsatı bizlere tanıdığı için bütün seyircilerimizin Şaban-ı Şerif'i mübarek olsun. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Berat Kandili şimdiden mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifleri hayır ve bereket getirsin. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala razı olsun hocam. Değerli hocam, sizlere de şükranlarımızı sunuyoruz. Allah-u Teala yeniden buluştursun, yeniden programlar çekmek nasip olsun inşallah. Ben de her birinize, TV41 ailesinin her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mevla Teala hepimizin bedenlerine, ruhlarına sıhhat, afiyet, mutluluklar ihsan eylesin. Amin, amin değerli hocam. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, İstiklal Marşı ile başladık. Mehmet Akif'i andık, ecdadımızı andık. Vatan sevgisini konuştuk. Bu sevginin daim olması için, bu nimetin daim olması için ferd ferd üzerimize neler düştüğünü gündeme taşımaya çalıştık efendim. Rabbimiz tesirli eylesin. Şu güzel yurdumuzda, şu güzel al sancağın gölgesinde nice hayırlı hizmetleri, nice güzel günleri bizlere, yeni nesillerimize ve kıyamete kadar gelecek bütün nesillerimize nasip eylesin. Ve Rabbimiz bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Öyle zor durumlarla bizleri imtihan etmesin efendim. Dua eder, dua bekleriz. Şu mübarek dua günlerinde, dua gecelerinde sizlerin de duasına gönülden talibiz. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Berat Kandili özel yayınıyla Cuma'nın bereketinde bir kez daha buluşmak dileriz. Sayın İl Müftümüzün de konuk olacağı o gecede gecenin sohbetini Sayın İl Müftümüzden dinlemiş olacağız inşallah. Şimdiden geceniz gecemiz mübarek olsun. Hayırlı geceler, hayırlı cumalar efendim. Allah'a emanetsiniz.